Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün çok önemli ve değerli bir konuğumuz var. Sayın Can Baydaroğlu. Kendisi uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda bir uzman. Aynı zamanda akademisyen, doktorluk şeyi de var, titri de var. İlk önce kendisini tanıyalım. Can Bey merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim sizleri sormalı. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Koşturuyoruz. Gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde. Kolay gelsin. Buyurun, sizi tanıyalım biraz daha. Vallahi nasıl tanıtayım? Yani lise hayatım Galatasaray Lisesi'nde geçti. Arada bir 2 sene Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek nasip oldu. Sonra baktım Boğaziçi Üniversitesi pek bana göre değil, Ankara Mükke'ye geldim. Uluslararası ilişkiler okudum. Daha sonra master için Fransa'ya gittim. Avrupa hukuku ve siyaseti okudum. Süper. Yani bunlar 30, 35, yok daha da fazla, 37 yıl olmuş bütün bunları yapalım. İşte 37 yıldır da Türkiye-AB ilişkilerinin her boyutuyla ilgilenmeye çalıştım. Meslek hayatıma iktisadi kalkınma hakkında başladım. Daha sonra Otomotiv Sanayi Derneği'nde gümrük bilgi sürecinde hazır oldum. Bir dönem ben de gazeteciliğe merak saldım. İşte Finansal Forum diye bir gazete çıkıyordu bir zamanlar. Onun köşe yazarı ve araştırma müdürlüğünü yaptım. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nde başkan danışmanı olarak Avrupa Birliği konularında yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da bir derneğimiz var, Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği. O derneğin başkan yardımcısı pozisyondayım. Bir başka derneğim daha var tabii, Galatasaray Spor Kulübü. Onda disiplin kurulunun ikinci başkanı olarak görev yapmaya çalışıyorum. Bu kadar. Ne diyeyim başka? Zaten daha ne diyeceksiniz? Yani bu kadar sorumluluk ve çok hakikaten önemli bir akademik geçmiş, donanım ve şu anda da belki gündemin en önemli konuları hakkında danışmanlık hizmetleri veriyorsunuz. Sektör, ilgililer, herkes sizin değerli bilgilerinizden böylece faydalanmış oluyor. Bu manada da biz kendi adımıza teşekkür ederiz. Bize de zaman ayırdınız. Bu değerli zamanınızda bir parça da bize verdiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Rica Evet. ederim. Efendim, şimdi gündemimiz tabii ki savaş. Bir pandemi sürecinden çıktık. Maskeleri attık. Başka bir sürece geçtik. Ya herhalde artık bundan sonra dünyanın gündemi böyle biraz hareketli geçecek. Fakat biz işin lojistik kısmına biraz daha konsantre olduğumuz için o boyutuyla değerlendirmek lazım. Şimdi Türkiye, siz çok daha iyi biliyorsunuz, biz gördüğümüz, takip ettiğimiz kadarıyla lojistik potansiyeli çok büyük bir ülke. Zaten lojistik dünya genelinde geleceği çok en parlak sektörlerden biri olarak kabul ediliyor. Büyüme trendine bakıldığı zaman hem Türkiye açısından hem dünya açısından inanılmaz bir trendle gelişiyor. Bunu pandemide de çok net bir şekilde gördük. Ve Türkiye'nin bu noktada konumu itibarıyla birçok avantajı, fırsatı barındırdığını da biliyoruz. Ama bunun yanında, bu avantaj ve fırsatların yanında bir takım sıkıntılar ve zorluklarla da mücadele ediyor. Şimdi efendim, bir Kuzey Koridor var, bir Orta Koridor var, bir Avrupa Birliği var, bir işte Türk Konseyi'ydi. Şimdiki adı onun ne oldu? Türk Devletleri Teşkilatı oldu. Doğusu var, batısı var, falanı var, filanı var. Ben şöyle başlayayım Can Beyciğim. Acaba bu savaş bize yarar mı? Savaş hiç kimseye yaramaz da. Ya tabii ki masum insanlar, canlar gidiyor. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama ben farklı bir boyutta soruyorum. Valla bir kere savaşı telin etmek lazım. Yani o kadar insanın hayatını kaybetmesi, göç yollarına düşmeleri, çok, yani bebekler bile öldürülüyor. Yani bu kadar acımasız bir görüntüleri izlemek hakikaten insana trajik bir şey, durum.
Umalım çabuk bitsin ama sanki çabuk bitecek gibi de durmuyor. Evet. Yani öyle de bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Ama Türkiye açısından baktığımız zaman ben Türkiye'nin stratejik öneminin çok fazlasıyla arttığını düşünüyorum. Yani bunu anlatırken de üç ana başlıkta anlatıyorum ama bugün üçüncü ana başlıkta daha lojistik meselesine ağırlık vererek anlatacağım. İki diğer ana başlığı şöyle hemen üstünden geçeyim. Bir, Türkiye'nin enerji stratejik boyutu çok fazlasıyla arttı. Yani çünkü Rusya'ya karşı duyulan güvensizlik Avrupa'nın enerji kaynakları çeşitlendirmesi gereğini çok fazlasıyla ön plana çıktı. O Yani yüzden biz de işte dahil doğalgazı meselesini mi konuşmak gerekiyor burada? gayet tabii, gayet tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Yani Almanya biliyorsunuz Rusya'nın doğalgazına büyük oranda bağlı. O doğalgazı maalesef şu anda Rusya veriyor vermesine de yarın ne olacağı belirsiz. Yani bu savaş yani şeye bakıldığı zaman yabancı basında çıkanlara bakıldığı zaman bırakın soğuk savaş hallerini sıcak bir nükleer çatışmaya kadar gidebilir ihtimali düşünülüyor ki bu durum Türkiye'nin hem enerji anlamındaki stratejik rolünü ön plana çıkartıyor hem de askeri konularda stratejik önemini ön plana çıkartıyor. Ve Allah'tan 1936'da Monroe-Boğazlar Sözleşmesi'ni yapmışız noktasında da Allah'tan. Ulu Önder Atatürk'ü ve arkadaşları tekrar hasretle ve Can minnetle minnetle. yol açıyor. Yani bir kere bunun altını doğru çizelim. Yani üçüncü, lojistik meselesine gelince. Yani biliyorsunuz Çin'in Kuşak Yol Projesi çokça tartışıldı. Ama aynı zamanda Almanya'nın başını çektiği başka bir kuşak yol daha var. Yani malların Avrupa'dan Çin'e kadar olan güzergahtaki ülkelere gitmesi, Çin'den başlayıp o güzergahtaki ülkelerin mallarının da Avrupa'nın merkezine kadar O gitmesi meselesi. Gateway projesi mi? Yani, tamamen o şey konusu. Yani bir transit geçiş. Şimdi nereden geçiyordu bu yol yoğunlukla? Bu yolun yoğunlukla geçtiği yer Ukrayna topraklarını kat edip Avrupa'dan giderken Rusya'yı aşıp öyle gidiyordu. Ya da tamamen tersi güzergahta Rusya'dan geçip Ukrayna yoluyla Avrupa'ya kadar gidiyordu. Evet. Şimdi bu kapandı. Yani savaş sürdüğü sürece kapalı olacak. Savaş bitse bile artık Ukrayna'da yol falan bırakmadı Ruslar. Yani bir de Evet. öyle bir gerçek var. Hadi savaş bitti, Ukrayna'nın yolları yapıldı. Peki Rusya'ya uygulanacak ambargo ne kadar sürecek? Yani dolayısıyla zaten savaşın bu kadar uzatılmasının özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden tarafından amacı bu ambargoların gerekçelerini haklı kılmak ve Rusya'yı ekonomik olarak olabildiğince yıpratmak. Bu da anlaşılıyor. Yani Evet. şeye bakıldığı zaman, fotoğraf çekildiği zaman. Şimdi bu durumda bütün bu yol Türkiye üstüne kalacak. Yani Türkiye'den başka karayolu taşımacılığı yapma şansı yok. Keza hava yolu da öyle. Yani onu da atlamayalım. Çünkü Evet. bütün uçaklar Türkiye'nin hava sahasından geçmek durumunda kalacak. Şimdi bu tabii ki Türkiye'ye büyük bir avantaj mı getiriyor? Yoksa bir dezavantaj olarak da algılanabilir mi? Ona da bakıldığı zaman karayollarımızda çok daha fazla taşımacının var olacağını göreceğiz. Yani trafik çok yoğun olacak Türkiye'de. Bir kere bu yollarımızın yıpranması vesairesi açısından bir sorun. Ama bunu da herhalde Avrupa Birliği ülkelerinden tahsil etmek de gerekecek. Yani çünkü bu oranda kullanımın bir karşılık bedeli olması gerekir. Yani Türkiye kendi yollarından ciddi anlamda geçiş ücretleri almalıdır diye düşünüyorum. Bir kere bunu bir tarafa yazmak lazım. İkinci olarak malumunuz bizim Avrupa Birliği'ne yaptığımız taşımalarda sürekli karşımıza engeller çıkarttılar. İki tür engel diyelim. Evet. Bunlardan bir tanesi işte geçiş ücretleri diye. Yani belli bir miktarda geçiş belgesi, transit geçiş belgesi ücretsiz ama belli bir sayıyı arttıktan sonra ücret alınır bunlardan. Bu çerçevede Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nde bir çalışma yapmıştık. Ve İstanbul Lojistik Firması'nın açtığı bir davayı Macaristan'da gündeme getirdik. Oradan Avrupa Adalet Divanı'na gittik ve Avrupa Adalet Divanı'nda davayı kazandık.
Nereden kazandık? Onu da hemen anlatmaya çalışayım. Yıllarca yanlış bir yöntem izlenmişti. Hep tır üstünden konuya yaklaşılmıştı. O konuda şikayetçi olunmuştu. Fakat malumunuz gümrük birliği kapsamı içindeyiz. Benim çok küçük bir katkım oldu. Ya dedim, valla özneyle nesnenin yerini değiştirmek lazım. O ne demek dediler? Tırdan gidersek kaybederiz. Ama maldan gidersek kazanırız. Yani ve sonuçta maldan gittik. O zaman ne oldu? Gümrük birliğinin yasaklamalarından birisi olan gümrük vergisiyle eş etkili vergi kavramına işi yerleştirme şansımız oldu. Evet dedi Avrupa Adalet Divanı'nda. Bu kadar sadece Türklerden alınan ve diğer Avrupa Birliği taşımacılarından alınmayan ayrılıkçı nitelikteki bu tür tahsilat gümrük vergisiyle eş etkili vergidir kardeşim dedi. Orada kazandı. Fakat bir de miktar kısıtlamasıyla eş etkili önlem dediğimiz veya kotalar var. Yani diyor ki adam sen benim ülkemden en fazla 6.000 geçersin. 6.000 birinci kamyon geçemez. Örneğin İtalya ya da Avusturya'da işte çevre nedenleriyle Türk tırlarını Roro'ya yükleyip öyle taşımak meseleleri var. Evet. Bunlara karşı da miktar kısıtlayıcı önlem anlamında yani bir tür kota uyguladığı gerekçesiyle dava açtık. Ancak Adalet Divanı Avrupa Komisyonu şöyle dedi. Ya siz Türklere bunu da verirseniz şimdi gümrük birliğinin güncellenmesini falan tartışacağız. Elimizde kos kalmayacak diye hukuki değil siyasi gerekçelerle veya müzakere pozisyonu gerekçesiyle davayı bize kazandırmadır. Evet. Bir de şimdi bu engel devam ediyor. İşte onun için ne yapıyor Türk tarafıyla Avrupa Birliği olsa keşke Avrupa Birliği değil. Avrupa Birliği ülkeleri teker teker bu işleri müzakere ediyorlar her sene ve al-ver ilişkisi içerisinde büyük güçlükler ortaya çıkıyor. Tabii bu arada bir başka argüman daha geliştirdik. Bu da neydi? Ya taşıdığımız mallar Türk malı mı Allah aşkına diye baktık. Şu anda Türkiye'de 27 bin tane yabancı işletmeci üretim yapıyor. Aynen. Bunun işi Avrupa Birliği üreticisi. Dolayısıyla taşınan malların yarıdan fazlası Avrupa Birliği menşeli şirketlerin ürünleri. Yani evet. Dedik arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Yani sonuçta kendi malınızı geçişini engelliyorsunuz. Kendi ticaretinizin engel çıkartıyorsunuz vesaire. Ama bunu yıllardır anlattık. Ama maalesef pek de anlamak istemediler anladığımız kadarıyla. Sonuçta bu tür engeller karşımıza. Bir engel türü daha var. O da tır sürücülerinin yani şoförlerin vize sorunu ortaya çıkıyor. Yani şimdi ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya madem durum daha bir engel daha var. Bulgaristan geçiş kapısı. Yani siz de görüyorsunuzdur. Minimum 2 gün, maksimum 7 gün bir tır orada kapıda bekleyebiliyor. Yani bunu işte Bulgar tarafı güvenlik gerekçesi falan filan diyor ama sonuçta muazzam bir geçiş sorunu var. Şimdi bir anda bütün batıdan doğuya, doğudan batıya taşımacılık Türkiye'nin üstüne yıkıldığı zaman bir kere bu işin mutlak surette halledilmesi gerekir. Yani Avrupa Birliği'nin Bulgaristan sınırını, Yunanistan sınırını bir kere düzeltmesi gerekiyor. Bir, yani bu bizim için, çünkü artık biz ben şey de değiştiriyorum. Bizim için bir şey istemekten vazgeçtim. Kendileri için yani istemeye başladı. Daha anlamlı hale geliyor. İkincisi, madem bu kadar bize engel çıkartıyorsunuz, peki biz size engel çıkartmaya kalkarsak ne olacak kapılarda? Yani o zaman, bakın bu çok ciddi bir sonuca yol açar. Tedarik zincirinin kırılmasına yol açar. Kesinlikle. Yol açar. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin elinde çok ciddi kozlar birikmiş vaziyette. Ve bu bağlamda da bizim derhal hiç vakit kaybetmeksizin Avrupa Birliği ile istediğimiz anlaşmayı zorlamamız gerekiyor. Nedir zorlamak istediğimiz şey? İki tane konu var, iki ana başlık var. Bunlardan birincisi hiç şüphesiz teker teker Avrupa Birliği ülkeleriyle değil, Avrupa Birliği'nin kendisiyle yani Avrupa Komisyonu'yla bir transit anlaşması yapmak. Evet. Yani çünkü Türkiye'den yılda işte şu anda afaki söylüyorum en az 500 bin taşıma var.
Ama bu 500 bin taşımanın her seferinde engellere takılması sonuçta hem maliyetleri arttırıyor, hem Avrupa tüketicisinin zararına daha pahalıya mal almasına yol açıyor. Ve buradaki Avrupalı üreticinin, Türkiye'deki Avrupalı üreticinin de bir sürü zorlukla karşı karşıya gelmesine ve daha pahalı taşınmasına yol açıyor. Yani bir kere bunu halletmek için Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında bir transit anlaşmasının yapılması lazım. Bu imkan var mıdır? Vardır. İşte bu hafta çarşambadan başlayan cumaya kadar geçecek süreç içinde bir proje yaptık biz. Hem APKAT olarak hem de UND olarak. Polonya'da sivil toplum kuruluşları da katıldı. Ve Polonyalılar bize gösterdi ki Polonya tam üye olmadan önce Avrupa Birliği Polonya ile benzeri anlaşmalar yapmış. Yani hani imkan yok diye bahanelerle bu koşullarda üretilemez. Bir kere bunu kesinlikle da altını çizmek lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla yani üç tane talebimiz ortaya çıkıyor aslında. Bir, Türkiye hududundaki geçiş kapılarının acilen iyileştirilmesi lazım. İki, Türkiye'ye, yani dört oldu, hadi dördüncüyü de ekledim şimdi. İki, Türkiye'ye karayollarının kullanımı ve yıpranması karşılığında belirli bir fonun aktarılması lazım. Ya da Türkiye'nin her geçecek olan tırdan bu amaçla ciddi bir para alması lazım. Yani ülke ülke farklı farklı değil, hepsinden ayrımcı olmaksızın bunu tahsil etmek lazım. Üç, Avrupa Birliği ile ikili bir anlaşma yapmaya karşı tarafın artık yanaşması şart. Dört, şoför vizelerinin mutlak surette iyileştirilmesi lazım. Yani bunlar yapıldığı takdirde bütün savaş koşullarına rağmen tedarik zinciri en az hasarla çalışacaktır gibi bir düşünce içindeyim. Yani lojistik tabii ki Türkiye için çok önemli. Türkiye hep periferik ülke olarak adlandırılırdı. Yani işte tampon ülke diyelim. Suriyeli mülteciler için de böyleydi, taşımacılar için de böyleydi. Ama şu anda Türkiye artık merkez ülkedir. Bunun çok ciddi şekilde altını çizmek isterim. Ben de bu lafınızın altını şöyle yazıp çizdim. Çünkü çok önemli hakikaten. Yani söylediğiniz detaylar hakikaten şöyle birazcık haritalar üzerinden bakıldığı zaman, ülkelerin hedefleri, planları ve projeleri değerlendirildiği zaman zaten akla en mantıklı yatan yol olarak gözüküyor. Yani Avrupa'da bu artık buna uyum sağlamak mecburiyetinde. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde bu konuda, hatta sizin kapanış konuşmasında da, kapanışınızda da 24'ünde herhalde Hasan Başkan da bir konuşma yapacak. Ciddi bir konsantrasyon var, yani devlet tarafında da bakanlık tarafında ciddi konsantrasyon var. Şimdi bir de işin şöyle diyeyim, doğu tarafı var, Asya tarafı var. Yani orada da yaşanan sıkıntılar var. Azerbaycan'dan başlıyorsunuz. İşte bir Hazar geçişi, Hazar koridoru meselesi var. İşte Türkmenistan kapalı. Kırgızlarla başka, Kazaklarla başka konuları masaya yatırmak durumunda kalıyorsunuz. Burada da benim daha önce de görüştüğüm, daha önce Türk konu olan Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden bu ikili kombine taşımacılık anlaşmaları meselesine geliyor olay. Yani bütünsel olarak Avrupa ve Asya'yı bir şey içerisinde toparlayabilmek için, yani hepsini bir bütün olarak değerlendirebilmek için o tarafa da bakmak lazım. Şimdi orada Ulaştırma Bakanlığı'ndan öğrendiğim bilgilere göre bu anlaşma metnini güncellemiş bakanlık. Diyor ki güzergah anlaşması yapalım. Hatta bunun içine Macaristan, Finlandiya, Gürcistan'ı da alalım. Yani Hazar Orta Koridoru kullanılsın. Biz Hazar'ı kullanalım. Ama bunun karşılığında da, çünkü Hazar'ın kullanılması isteniyor biliyorsunuz. Zor, o fiyatları yüksek, kullanılmıyor falan filan. Hani ben hani bunlara şimdi çok fazla girmek gerek görmüyorum.
Ama ülkelere de bazı avantajlar sağlansın. Şimdi böyle baktığımız zaman bütünsel olarak nasıl değerlendiriyoruz konuyu? Şimdi bütünsel olarak baktığımız zaman bir kere dünyanın yeni bir yapılanma sürecine gittiğini hiç gözden uzak tutmamak gerekiyor. Yani şu anda Putin Rusya'sının başlattığı bu hareketin sonuçlarının ne olacağını kimse tam olarak kestiremez. Dolayısıyla yani düşünün şu anda Türkiye Rusya'nın bir şey nefes borusu niteliğinde. Çünkü işte Batı ülkelerinin uyguladığı, NATO'nun uyguladığı ambargoları şu anda Türkiye uygulamıyor. Çünkü ne diyor Batılı müttefiklerine de? Ya diyor Putin'le şu anda tek diyalog kapımız biziz. Dolayısıyla burayı kapattığımız zaman o diyalog da kesilecek. İş bambaşka yerlere gidecek. Yani ama tabii ki Putin ne yapacağını, buna karşılık tepkinin ne olacağını kimse bilemiyor. Şimdi tabii bahsettiğiniz bu Hazar koridoru son derece de önem taşıyor. Yani çünkü bugünün dünyasında yaşlı bir Avrupa kıtası üretimden ziyade hizmetlere geçmiş bir Avrupa coğrafyası ama ona karşılık da üretimin büyüyen devri Çin ve geçiş yollarında da işte bahsettiğiniz ülkeler. Şimdi tabii ki burada akışkanlığı sağlamak çok büyük önem taşıyor. Yani bir yerde işte bir devlet ben yapmıyorum, uymuyorum dediği anda, yolu tıkadığı anda bu sefer bütün üretim zincirinin kırılması sorunuyla, tedarik zincirinin kırılması sorunuyla da karşı karşıya geliyoruz. Yani üretim için ne lazım size? Emek lazım, ham madde lazım, yarım hamur madde lazım. Yani bir de enerji lazım. Yani bütün bunları bir araya getirip düşünmeniz gerekiyor. O yüzden de bahsettiğiniz bölgeler son derece de büyük önem taşıyor. Ama daha da önem taşıyan bir koridor var biliyorsunuz. Nahçıvan Koridoru. Yani orada da şeyi Kesinlikle. gördük. Yani bu son Antalya diplomasi zirvesinde bir baktık. Paşinyan paşa paşa gelmiş. Masaya oturmuş. Yani demek ki bazı şeyler yani bu sırf lojistik değil bahsettiğim şey. Yani dünyadaki ekonomik kavga, ekonomik savaş ve bunun sıcak çatışmaya yansımış olan hali ve lojistik bunun merkezinde. Yani Kesinlikle. o bütünselliği sağlamak aslında dünya ekonomisinin gelişmesi için çok büyük önem arz ediyor. Dikkat edin, bütün borsalar kan kaybediyor. Değil mi? Bir taraftan da arka planda büyük finansal kavgalar da var. Ve bütün bunların, ya o yüzden ben şu anda Türkiye'nin ciddi anlamda dünya ekonomisinin merkezi haline dönüştüğünü düşünüyorum. Lojistik de bunun en önemli ayaklarından bir tanesi. Yani tamamıyla katılıyorum nacizane, ama burada o kadar farklı detaylar var ki yani biz bir zamanlar, siz çok daha iyi bilirsiniz, İsrail'le Van-Manitler falan filan yaşarken dış ticarette de en yüksek potansiyeli İsrail'le gerçekleştiriyorduk, değil mi? Ermenistan'la farklı konuları konuşurken, şimdi işte Nahçıvan'da oradaki o bölgenin neydi, hatırlayamadım şimdi. Zanzibar mıydı o geçtiğin ismi? Öyle bir şey olması lazım Öyle adam. bir şey Onu ben olması de lazım. Yani konuşmaya başladım. evet. Yani artık çok farklı bir dünyadayız. Çok farklı şeyleri konuşmak durumundayız. Peki şöyle farklı bir açıdan şunu sorayım. Türkiye bu durumda, ya savaşı baştan tabii ki reddediyoruz. O tartıştığımız o değil. Yanlış anlaşılmasın. Türkiye ne yapacağı, biraz şey bir soru olacak, zor bir soru soruyorum hocam diyeyim. Türkiye'nin yapacağı en büyük hata ne olur bu süreçte? Valla Türkiye'nin yapacağı en büyük hata şu andaki pozisyonu kaybetmek olur. Öyle söyleyeyim. Yani şu ana kadar Türkiye ne yaptı? İyi yolda Biraz mı gidiyoruz şu anda? fabrika ayarlarına döndü Türkiye. Yani bir ara işte böyle yalnızlık falan filan yok. Değil yani. Bu dünyada hiçbir ülke yalnız yaşayamamış. Şöyle değerli yalnızlık falan diye bir şey olmaz. Şimdi yavaş yavaş diplomasinin ön plana çıktığı, gerek Rusya gerek Ukrayna ile dengeli ilişkilerin kurulduğu, yani savaş durumuna rağmen
Şimdi en kötü şey bu durumlarda taraf olmaktır. Evet. Taraf olmak çözüme katkı sunmaz. Sizi de sorunun parçalarından bir tanesi haline dönüştürür. Şu anda Türkiye taraf değil. Tabii ki yani benim bireysel olarak gönlüm Ukrayna'yı kalkıyor. Kalbim onlar için çarpıyor. Yani bir mazlum ülkenin bu tür ciddi bir saldırıya uğraması hakikaten hepimizin tüylerini diken diken ediyor. Ama buna karşılık devlet aklının başka türlü çalışması gerekir ki şu anda öyle çalışıyor. Yani mesafeli durmak, her iki tarafla da ara buluculuğu oynamak. Ben şeye de bakıyorum, biraz sembollere de bakarım bu şeyde. Son Çavuşoğlu Lavrov'a gittiği zaman kravatlı gitti hatırlarsanız. Ama şeye gidince Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla konuşmaya kravatsız ve hırkalı gitti. Hırkalı yani. Çünkü onun karşısındaki de kazaklıydı yani. Yani birisiyle resmiyet tesis ediyor. Ötekiyle daha bir dostane görüşüyor falan. O, ha, güzel o boyuttan bakıyorsun. Tabii diplomatide bu tür semboller önemlidir. Yani bir sembol bu o. Ama sonuçta da Batı'ya ne diyor? Şimdi çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı NATO zirvesine gidecek. Orada Türkiye'nin pozisyonunu da anlatacak. Şimdi orada da tabii ki NATO üyesi olmanın da şansını kullanıyor Türkiye. Yani bazen Türkiye'de böyle garip sesler çıkıyor. NATO'dan çıkalım. Ya arkadaş veto yetkin var senin orada. Oraya girmek için kaç tane şehit verdin Kore'de farkında mısın? Yani bu tür duygusal açıklamalardan ve yaklaşımlardan mutlak surete kaçınmak lazım. Bu savaşın bir an önce tamamlanması ve koşulların Türkiye'nin lehine dönüştürülmesi için. Ama şunu da belirteyim. Yani şimdi ekonomi ne olacak diye sorular var. Bakın orada da büyük riskler ve avantajlar var. Risk ne? Yani çok kısa vadede işte yazın gelecek olan turistlere çok güveniyorduk. Yani bize gelen turistlerin %25'i Rus ve Ukraynalı. Şimdi herhalde Ukraynalıların gelmesini beklemiyoruz. Rusların da ağır ekonomik yaptırımlar karşısında pek para ödeyecek hallerinde kalmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada ciddi bir turizm geliri kaybımız olabilir, olacaktır. İkincisi buğday meselesi. Şu anda Ukrayna'dan hani buğday olsa bile alabilecek durum yok. Zaten buğday falan kalmadı büyük ihtimalle. Bütün tarlalar tarumar edilmiş vaziyette. Dolayısıyla orada da ciddi bir buğday sorunu çıkacaktır Türkiye'nin. Bu da maalesef ekmek fiyatlarını kötü hale yansıyacak düşüncesindeyim. Geçen gün televizyonlarda ilk kez tanıklık ettim. Geçen bir ayçiçeği yağı taşıyan geminin resimli fotoğrafları veya şeyi gidişi bütün televizyonlarda büyük haber olarak gösterildi. Yani bu tür özellikle gıda konusunda sıkıntılarımız olacaktır önümüzdeki günlerde. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Yani dolayısıyla kısa vadede bu tür sorunları yaşayacak olmakla beraber eğer devlet aklı bu çizgide devam ederse orta ve uzun vadede Türkiye'nin kazançları fazlasıyla ön plana çıkacaktır. İşte şimdi şey var, bugün yine gazetede bir haber okudum. Abramovich işte bütün yatları, parası vesaireyle İzmir'e yerleşmeye gelip Göztepe Kulübü'nü satın alıp Şampiyonlar Ligi'nde oynatmaya hazırlanıyormuş. Yani şimdi bütün bunlar olabilir. Yani çünkü olabilir, bakın, olabilir. Yani Rusya'ya yerleşmiş çok ciddi bir sermaye vardı. Şimdi o sermaye çıkıyor Rusya'dan. Peki onların hangileri İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya gelmeye kalkar? Bunu da bilemiyoruz. Şimdi dolayısıyla burada da bir tarafta dış politikayı doğru hamlelerle ve sağduyuyla, sükunetle, sühuletle artık hangi kavramı kullanacağımı şaşırdım. Devam ettirirken öteki taraftan da atılacak iktisadi adımların da çok iyi planlanması lazım. Yani iktisadi ve hukuki diyeyim. Yani hiçbirisi eksik kalmasın. Çünkü bu anlamdaki bir devlet yönetimi mutlak koordinasyonu gerektiren ve devlet kurumlarının tek sesle aynı amaç doğrultusunda fakat farklı branşlarda ilerlemesini gerektiren bir durum. Vallahi şu ana kadar ben dış politika çerçevesinde çok büyük hatalara rastlamadım. Aksine Antalya Forumu'na dikkat ederseniz neredeyse Türkiye'ye gelmeyen Dışişleri Bakanı, Bakan, Başbakan kalmadı. Yani ve şöyle size söyleyeyim. Bu işte biraz önce bahsettiğimiz bu
APCAT ve UNEV ortaklığında yapılan proje kapsamında biz 23, 24 ve 25 Şubat günleri Brüksel'deydik. Evet. 23 Şubat'ta konuştuğumuz zaman herkes bize bol nasihat vermeye çalışıyordu. Ya hele Türkiye'deki gelişmeleri görelim de ona göre belki gümrük birliğinin güncellenmesini bir iki adım atarız falan gibilerdi. 24 Şubat'ta savaş bir patladı. Bir anda merkezi ilgi odağı biz olduk. Yani bunu görmek hem üzücü hem sevindirici diyeyim. Yani üzüntü, çok ciddi üzüntü duyuyorum. Yani Ukrayna'da hayatını kaybedenler, yani Ukraynalı olsun, Rus olsun fark etmiyor. Yani sonuçta orada genç insanlar bir savaş içerisinde, yani öyle de bir yazı yazdım geçen günlerde de, filler tepişir, karıncalar ezilir vaziyetinde bir görüntü var. Ama bu tabii ki Türkiye'nin önlemini misliyle arttırdığı için de bunun avantajlarından Türkiye'ye yararlanmayı da bilmeli. Evet, olağanüstü durumlarda ülkeler bazında bazı avantajlar ister istemez ortaya çıkıyor. Canlar yanıyor, gidiyor ama o tepedekiler zaten giden canların vesaire, ölenlerin, gencecik insanların, bebeklerin falan filan üzüntüsünü yaşamıyorlar. Yani ben hiçbir devlet adamının bu savaşların içerisinde yer alan devlet adamlarının onları çok fazla düşündüğünü düşünmüyorum açıkçası. Ben burada nasıl bir fayda sağlarım, ne yapmam gerekiyor hesabını yapıyorlar. Buyurun. Yani bakın siz tabii çok daha gençsiniz ama ben bizim kuşak için söylüyorum. Yok, ben de genç değilim. Genç görünüyorsan teşekkür ederim. Ya benim doğum tarihim, üniversiteyi bitiriş tarihim, eğitim hayatımı tamamlamam, hepsi Soğuk Savaş döneminde oldu. Evet. Yani Yalta Konferansı işte 4-11 Şubat 1945. Tam dedik artık dünyada her şeyi öğrendik, oh yaşasın, okullar bitti. Bir sabah kalktık, 8 Kasım'ın 9 Kasım'a bağlanan 1989 sabahı Berlin Duvarı yıkıldı. Evet. Bütün koşullar değişti. Anlamaya çalıştık. Küreselleşme dendi. Tek kutuplu dünya düzeni vesaire, geçiş ekonomileri hepsine tanıklık ettik. Avrupa Birliği'nin genişleme stratejisinin değişikliğini gördük. Sonra bir gün 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler saldırısı. Evet. Paradigma daha değişti. Ve şu anda 24 Şubat sonrasındaki dünya paradigma tekrar değişiyor ve kesinlikle şu anda bütün öğrendiklerimizi çöp kutusuna atıp yeniden ders çalışmaya başlamamız gerekiyor ve dersi ne kadar iyi çalışırsak o kadar kuvvetli pozisyon alma şansımız var. Yani şu anda bahsettiğiniz şekliyle bütün ülkeler, bütün devlet adamları yeni dünya koşullarının ne olacağını tahlil etmeye ve o tahlilleri doğrultusunda avantajlı pozisyon almanın peşindeler. Ya düşünün, Miçotakis Türkiye'ye geldi daha bir hafta önce, gırtlak gırtlağa kavga ederken. Aynen, aynen. Sonra bir baktık. Scholz ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Federal Almanya'nın yeni şansölyesi olma sıfatıyla. Evet. Yani bütün bunlar aslında Türkiye'ye verilen, ha bir de çok önemli bir şey. Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı uçağını KKTC hava sahasının üstünden geçirerek Türkiye'ye geldi. Lavrov ilk defa KKTC'yi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismiyle telaffuz etti. Yani şimdi bütün bunlar yeni dünya koşullarının çok farklı olacağını, içinde bulunduğumuz Doğu Akdeniz bölgesini, ki orası da lojistik açısından çok önem taşıyor. Evet. İçinde bulunduğumuz Doğu Akdeniz havzasını da bir çatışma havzasından çıkarıp bir barış havzasına doğru götürme eğilimlerini bize gösteriyor. Yani biz boşuna İsrail'le barışmadık, boşuna büyük ihtimalle Suriye'yle barışacağız falan filan. Yani şimdi bütün bu gelişmeleri bizim kendi yararımızı nasıl ön plana çıkarırız mantığı içerisinde ama hiçbir detayı atlamadan izlememiz gerekiyor. Aynen, katılıyorum. Yanımızdan gelip geçmesin bu fırsat. Şu günler çok çok önemli. Gerçekten bizi tamamıyla farklı bir konuma getirecek fırsatlar elimizde. Bunları kaçırırsak gerçekten bilmiyorum ne demek lazım. Şimdi böyle altını çizdiğiniz dört önemli başlık konusunda
Sizin bu yaptığınız çalıştayın adına da şöyle bir tekrar bakayım. Avrupa Birliği Türkiye arasındaki siz bana yardımcı olursanız. Yani şimdi bu bir projeydi. Sivil toplum diyaloğu Evet, çerçevesinde. Evet, sivil toplum kuruluşları bunun içerisinde Polonya'da var. Gördüğüm kadarıyla birçok ülkenin sivil toplum kuruluşları ve katılımıyla gerçekleşmiş bir şey diyelim, toplantı diyelim. Evet. Yani şöyle diyelim. Avrupa Birliği Küresel Araştırmalar Derneği, Polonya Uluslararası Karayolu Taşımacıları Derneği, Brüksel Merkezi Avrupa Komşuluk Konseyi işbirliğinde yapılan Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni bir karayolu taşımacılığı işbirliği beklentiler ve olasılıklar. Bu bir çalışta. Yani burada bir yol haritası çiziliyor, değil mi? Efendim dört tane çok ciddi rapor hazırlandı. Yani ekonomik analiz, hukuk analizi, müktesebat uyumu ve nihayet bir de ne yapılması öneriler diye dört tane temel kitapçık diyelim hazırlandı. Bunlarda çeşitli ekipler çalıştı. Ve şimdi işte bunun son toplantısını gerçekleştireceğiz. İşte önümüzdeki çarşamba, perşembe ve cuma günleri diyelim. Son toplantılar ve kapanışı yapılacağız. Ama ya biz bu çalışmaları yaparken dünya koşulları bambaşkaydı. 24 Şubat itibariyle bambaşka hale geldi. Şimdi dolayısıyla benim bu toplantıdaki önerim bu çalışmanın devam etmesi ve en az 6 ay ya da 1 sene içerisinde bütün bu koşulları tekrar revize ederek masaya yatırmanın önemine dikkat çekeceğim. Yani ben de şeyde bu çalışmada... Güncellenmesi gerekiyor değil mi? Güncellenmesi gerekiyor yani. Evet tabii yani şimdi o günün koşullarıyla bugünün koşulları aynı gibi davranamayız. Her şey değişti. Yani dolayısıyla bu yeni koşulları çok iyi tartışmak ve anlaşmak lazım. Yani bu konuda Avrupa Komisyonu da işin içine dahil etmek gerekir. Özellikle yani burada bizim bakanlıklar arasındaki koordinasyonu da sağlamamız lazım. Yani işte buraya kadar anlattıklarımdan çıkan sonuç bir Dışişleri Bakanlığı çok önem taşıyor. Değil mi? Yani sonuçta bütün müzakereler ve bütün koordinasyon Dışişleri'nin götürmesi lazım. Ticaret Bakanlığı çok büyük önem taşıyor. Ulaştırma Bakanlığı çok önem taşıyor. Ekonomi Bakanlığı çok önem taşıyor. Yani bütün bu bakanlıklarımızın katılımı ve birlikte yapacağımız bir değerlendirmeyle, çünkü sivil toplum kuruluşu dediğimizde de şey diye bakmayalım, işte Uluslararası Nakleciler Derneği dediğimiz zaman herhalde Kuş Sevenler Derneği gibi bir dernek anlaşılmıyor. Yani ciddi sosyal profesyonel bir yapıdan bahsediyoruz. Çok. Belki Türkiye'nin en prestijli derneğinden bahsediyoruz. APGAT olarak, yani ben her iki tarafta da olduğum için APGAT dediğim zaman emekli büyükelçilerimiz, bürokratlarımız, akademisyenlerimiz, emekli ve halen çalışmakta olan, yani bu konularda çalışmış son derece de değerli isimler bir araya gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bu kombinasyonu tabii bizim Dışişleri Bakanlığımız da çok ciddi destek verdi, onu da unutmayalım. Yani bütün bunları alt alta yazdığımız zaman ben çok faydalı bir çalışma yapıyor iken daha da yapmamız gerekir, sonucuna vardığımızı düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben son olarak şunu tekrar edeceğim. Tabii ki bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. İlgili bakanlıklar, ilgili sektör temsilcileri, sizin gibi değerli danışmanlar, konuya her yönüyle bakabilen bilgi sahibi, akademisyenler, diğer danışmanlar ve ilgili kişiler. Peki, bu hani dört tane çizdik ya, yeni bir kapı yapılması lazım. Geçiş ücretleri noktasında bize Avrupa Birliği'nden bir destek sağlanması lazım. Avrupa Birliği ile ikili anlaşmalar şeklinde bizim bu geçiş kotalar vesaireleri... Anlaşmalar demeyelim, ikili transit anlaşması. Transit anlaşması konusunda
Ve tabii ki zaten gümrük birliğinin temelinde malların serbest dolaşma ilkesinin yanında hizmetlerin serbest dolaşma ilkesinin ya da şartına imza atmadığımız için sizin o dava konusu yaptığınız mallar kendi kendine mi dolaşacak? Şoförlerin vize konusuna çözüm getirilmesi lazım. Peki efendim, bunlar sizin değerlendirmenize göre ne zaman çözülür? Vallahi bence çok çabuk çözülür. Yani çünkü sorun Avrupa'nın sorunu ya. Benim sorunum olmaktan çıktı. Yani ben tamam iyi kötü doğuya gitmesini de biliyorum. İyi kötü batıya gitmesini de biliyorum. Bütün engellere rağmen. Ama peki şimdi bu koşullarda batı doğuya nasıl gidecek? Asıl mesele eğer, o zaten. Onun için hepsi yani, buraya geliyor. Düşünün benimle çatışıyor adam. O da Bulgaristan kapısından geçecek. Evet. Yani geçiş önceliği diye bir şey olmayacak ki. Şimdi dolayısıyla kapakuleli sistemi basitleştirmek ve geçişleri kolaylaştırmak son derece de önemli bir durum. Evet. Bunun için de ne yapacaksınız? Kapının yönetimi mantığını değiştirmeniz gerekiyor büyük olasılıkla. Aynen. Hadi diyelim ki kapıdan geçtik. Ama adam beni hala engellemeye devam ediyor Avrupa'ya gidişlerinde. Peki ben yüksek trafik cezaları keser. Her şoförden bende vize ister. Her kamyonun en az Euro 5, Euro 6 standartında olmasını talep eder. Vesaire vesaire. Yani frigorifik şey geçiyor. Ama diyor Cem işte bir veteriner kontrol lazım. Evet tamam buyurun diyecekler. Ama bizim veteriner hasta oldu. Vallahi bir 10 gün sonra falan gelir inşallah diye. 10 gün orada bekletince ne yapacak? Yani şimdi bunlar... ticarete teknik engeller başlığı altında. Bütün bunlar yapılabilir şeylerdir. Ama burada tehdide falan gerek olmaksızın daha makul bir yaklaşımda suyumette bu işin halledileceğine inanıyorum ve bunun vakit geçirmeksizin derhal masaya getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde öngördüğünüz bir takvim, bir program, aldığınız böyle bir bilgi ya da oluşturduğunuz bir program var mı? Yok ama bunu hızlı bir şekilde dillendirmek ve herkesin kulağına kar suyu kaçırmak bence çok yararlı olacak. O yüzden bana bu fırsatı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler paylaştınız gerçekten. Değerli zamanınızı da ayırdınız. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Sormayı unuttuğum ya da sizin eklemek istediğiniz. Vallahi işte bekliyoruz şey Perşembe günü toplantımıza. Gelirseniz mutluluk verirsiniz. Yani herkesin de orada en azından toplantıyı izlemesini tavsiye ederim. Ben moderatörlük yapacağım bu sefer. Orada sizle görüşmemi de tahmin ediyorum. Orada da ifade edeceğim. Teşekkür ediyorum. Efendim saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Kolay gelsin. Hepimize efendim. Sağ olun. Yes.